Coşkun Özölding Sanayi ve Ticaret programını sunar. Sanayi ve Ticaret programından herkese merhaba. Ben Nuran Çal. Bugün Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında oldukça önemli bir role sahip olan lojistik sektörünü konuşuyor olacağız. Elbette sektörü Tracker İcra Kurulu üyesi Hakan Arıkan'la beraber konuşuyor olacağız. Hakan Bey hoş geldiniz merhaba, öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Aslında ben böyle girişi yaparken söyledim. Gayri safi yurt içi hasılada oldukça önemli bir paya sahip olan lojistik sektörünün içindesiniz. Elbette sektörü detaylarına inerek konuşacağız ama ilk olarak sizden bir Tracker'ı dinleyebilir miyiz? Tracker neler yapıyor? Tracker genç bir şirket. İki tane girişimcinin kurduğu ve bugün Türkiye dünyada 11 ülkede faaliyet gösteren, ana iştigal alanı yakın zamana kadar kara taşımacılığı olan, fakat konvansiyonel anlamdaki kara taşımacılığı şirketlerinden farklı olarak yük sahibiyle araç sahibini buluşturan bir platform mantığında çalışan ve işin merkezine dijitalleşmeyi, machine learning'i koyan, AI'yi koyan bir şirket. Bu sayede de doğru yükle, doğru aracın eşleşmesi için arka tarafta algoritmalarını çalıştırdıktan sonra bu eşleşmeleri sağlayan bir şirket. Dediğim gibi bugün 11 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Aynı zamanda Avrupa'da Polonya ve Kazakistan'da da ofislerimiz var. Bununla birlikte de şirketin doğmuş olduğu coğrafya diyebileceğimiz Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında da diğer ülkelerde faaliyetler sürdürüyoruz. Suudi Arabistan, Dubai, Mısır, Umman gibi ülkelerde de faaliyetlerimiz var. Aslında farklı ülkelerdeki faaliyetlerinize değinmek istiyorum ama az önce çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Sizin öz sermaye, yani araçlarınız aslında size ait değil. Daha doğrusu bir aracınız yok. Burada hem arz ve talep dengesini kuran taraf siz oluyorsunuz. Hem yük arayanlara hem de araç arayanlara hizmet veriyorsunuz. Aslında Türkiye'de bu böyle çok da yaygın bir hizmet değil anladığım kadarıyla. Tracker bu noktaya böyle nasıl başladı, ilk adımı nasıl attı, şu anda işler tam olarak nasıl ilerliyor? Tabii dünyada da bu model üzerinde çalışan birçok firma var ama bizim başlangıcımız yine Orta Doğu coğrafyasında. Biraz Türkiye tarafına gelirsek aslında, Türkiye'de 3 yıl önce Tracker faaliyete başladı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim herhangi bir yatırımımız veya herhangi bir asetimiz yok. Bizim en büyük asetimiz aslında insan ve yazılım ve teknoloji kaynağımız. Bu noktada da birçok anlamda hem arzı hem talebi doğru yönetmenin önemini hisseden bir şirketiz. Çünkü sizin eğer bugün geniş bir araç filonuz olsa belki üzerinde uğraştığınız şey o talebi çekebilmek olur ve evet, o arzı mevcut taleple yönetme peşinde olursunuz. Ama bizim işimiz biraz daha iki taraf için de önemli. Çünkü elimizde bir yük varsa aracın peşinde olmak, bazen de doğru aracı doğru yükle eşleştirmek önemli. Orada şöyle bir örnek vereyim. Biz aslında bugüne kadar oluşturduğumuz datamızla beraber, tarihsel verimizle birlikte en doğru işe hangi aracın gideceğine dair akıllı tahminlemeler yapabilen bir altyapıya sahibiz. Bu da bizi daha rekabetçi kılıyor. Çünkü örneğin bizim kendi öz malımız olup da Türkiye ile Almanya arasında dedike çalışması yerine Türkiye'den dünyanın birçok yerine taşıma yapabilecek kimin nereye, hangi şartlarda gitmek istediğini biliyoruz. Aynı zamanda da kimin nereye, hangi şartlarda mal göndermek istediğini biliyoruz. Aslında bu iki bilgiyi harmanlayıp buluşturmaya çalışıyoruz. Aslında en önemli nokta bu. Yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü zaten çok fazla araç var, çok fazla yük var ama önemli olan bunları eşleştirmek. Bu noktada şimdi data güvenliği, aslında dataları doğru kullanmak bence çok büyük önem taşıyor. Tracker'ın bu noktada zaten bazı çalışmaları var. Şimdi data zaten herkeste var. Her şirketin bir data portföyü var ama siz bu dataları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl analiz ediyorsunuz? İşin bir de eleçleme kısmı var. Şimdi bu data kısmı ve eleçleme sürecinde Tracker tam olarak ne gibi faaliyetler gösteriyor? Tabii bizim büyük bir Ar-Ge merkezimiz var. Bu Ar-Ge merkezindeki arkadaşların ana odağı bu aslında. Söylediğiniz gibi bu data herkeste birikiyor bir şekilde ama datayı anlamlı hale getirebilmek esas mesele. Burada bizim kullandığımız bazı yöntemler var. Örneğin geçmişteki kamyoncu alışkanlıklarını incelemek, onun dışında kamyoncunun hangi ilde ikamet ettiğini bilmek,
hangi noktalara gittiğini bilmek, bunlar bizim için çok önemli veriler ve biz bunları teknolojik bir zeminde inceleyip ondan sonra akıllı bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Son zamanlarda AI da çok fazla hayatımıza girmeye başlandı. Burada aslında yavaş yavaş dünya birçok, belki korkutucu bir pencereden ama insanların bugün yaptığı işleri makinelerin yapacağı bir noktaya doğru gidiyor bazı konularda. Tabii buradaki duyguyu kaybetmemek önemli. Yani kesinlikle. Bizim örneğin bir kamyoncu esnafıyla konuşurken karşısında bir insan sesi duyması onun güven algısını kuvvetlendiren bir şey oluyor. Hele ki fiziki bir yeri ziyaret etmesi daha da fazla kuvvetlendiren bir noktada oluyor. Çok pardon lafınızı bölüyorum. Yapay zekanın işimizi alır mı endişesi taşıyan insanlardan birisiyim aslında ben de ama sanırım böyle lojistik sektöründe bunu çok da böyle yapamayacak gibi mi acaba? Çünkü aslında biliyoruz hepimiz böyle temas etmeyi biz biraz seven bir halkız. Ya şimdi şöyle bizim şirket olarak şöyle bir avantajımız var. Polonya'da da şirketimiz var, Çin'de de şirketimiz var, Suudi Arabistan'da da şirketimiz var. Kültürlere ve toplumların yapılarına göre buradaki davranış setleri çok değişiyor. Polonya'da aynı şeyi söyleyemem. Polonya'daki ilişkiler biraz daha mekanikleşebiliyor açıkçası. Ama bizim gibi Akdeniz toplumlarında o güven ilişkisi biraz da temasla kurulan bir ilişki oluyor. Hatta bazen bu firma benim paramı öder mi diye firmayı yerinde görme isteği bile fiziki bir operasyonun varlığı için önemli bir güven unsuru oluyor. O yüzden de ben açıkçası bunu biraz daha doğu toplumlarına doğru gittiğimizde fiziksel temasın ve güven algısının insan ilişkilere dayalı olarak yürüdüğünü söyleyebilirim. Ama bu şöyle bir değişim oluşturuyor. İşi çok iyi bilen ve o datayı kendi telefonunda, aklında veya 20-25 yıllık tecrübesinde tutan insanlardansa yavaş yavaş konu makinelerin de belli bilgileri tuttuğu ve o bilgileri şirketlerin entelektüel sermayesi haline getirdiği bir hale doğru dönüşüyor açıkçası. Ama bu galiba kısa süreli bir çalışma olmayacak. Çünkü sizin daha önce bir açıklamanız olmuştu. Doğu'da böyle daha bireysel, Batı'daysa daha böyle sistematik, organize bir işleyişin söz konusu olduğunu söylemiştiniz. Batı'da belki bunu daha kolay yapabiliriz aslında ama Doğu tarafı sanırım biraz daha gecikmeli gelecek. Evet, %100 doğru. Çok daha deorganize bir lojistik yapısı var Doğu'dan Batı'ya doğru baktığımızda. Gerçekten Batı'daki lojistik ağları birden çok kamyoncuya sahip olan lojistik şirketlerinin yönettiği ağlar. Türkiye burada her anlamda köprü vazifesi. Türkiye'de de ise uluslararası taşımacılık anlamında yine şirketlerin daha fazla aktif olduğu bir lojistik altyapısı varken yurt içi taşımacılık anlamında ise biz de Türkiye'de bireysel nakliyecilerin çok daha fazla ağırlıkta olduğu bir yapı görüyoruz. Doğuya doğru gittiğimizde ise bu yapının daha da artarak devam ettiğini görüyoruz. Yani bir arabası var ve kendi kullanıyor veya iki arabası var, birini kendi kullanıyor, birisini kuzeni kullanıyor. Evet, tanıdık eş dost. Eş dost kullanıyor. Bu yapılar çok fazla. Böyle olunca da fiziksel temas, insan teması biraz daha önemli hale geliyor. Bir de tabii ürünlerin kullanımı da çok değişiyor. Yani bugün açıkçası Mısır'da kullandığınız bizim mantığımızdaki bir platformu Türkiye'de direkt adapte etmeniz mümkün değil. Çünkü şöyle düşünün, belki orada bireysel bir adam aplikasyona girip o satın almayı yapıyor. Ama Polonya'da bunu yapan bir filo müdürü var. Çünkü o 20 arabayı yönetiyor. Aslında daha kurumsal. Daha kurumsal, evet. Dolayısıyla da bizim de kendi ürünlerimizi coğrafya bazında değiştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bizim oradaki bir avantajımızın çok daha operasyonun zor olduğu coğrafyalardan doğmak ve doğudan batıya doğru hareket etmek olduğunu söyleyebilirim. Genelde dünyadaki gelişmelere baktığımızda bu tip teknolojilerin batıdan doğuya doğru gittiğini görüyoruz. Ama bizim sektörümüzde batıdan doğuya doğru gidip de başarılı olmuş pek bir örnek yok şu ana kadar. Biraz daha tersi bir durum var. Tersi bir durum var. Çünkü doğuda bu işi yapabilirseniz bence batıda yapmanız daha kolay. Ya aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Şimdi az önce de Türkiye'nin bu noktadaki konumuna değiniriz. Aslında bir rapor yayımlandı. Ben oraya gelmek istiyordum ama siz benden aceleci davrandınız. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İşbirliği ile Lojistik Pazar Görünümü Türkiye 2024 başlıklı bir rapor hazırlanmış oldu. Şimdi bu raporda 50 ülkenin değerlendirildiği bir gelişme oldu ve aslında 11. sıraya da Türkiye'ye yerleşmiş oldu. Şimdi bu sorunun cevabını sizden alacağım. Bu rapora ilişkin bazı değerlendirmeler olacak ama çok kısa bir bağlantımız var. Hemen o tarafa bir bakalım ardından sektöre ilişkin değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Evet, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor şu anda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bazı açıklamalar yapıyor, dinliyoruz. 50 oranında desteklenmek kaydıyla toplamda 10 milyon Türk lirasına kadar Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenecektir.
Bu program aynı 2005 yılında Turquality ve sonradan e-Turquality ile başlattığımız markalaşmayı hedefleyen ama markalaşma hedefi doğrultusunda çalışırken kurumsallaşma, profesyonelleşmeyi de öngören programımızın bir benzeri etki yapacaktır. Burada çok ciddi bir destek rakamı vermekle beraber esas hedefimiz firmalarımızın kurumsal sürdürülebilirliği, yeşil ve dijital dönüşüme uyum sürecini sağlamak. Bu çerçevede Kamu Gözetim Kurumu ile de ve Hazine Maliye Bakanlığı ile de koordinasyonu gerçekleştirmektir. Responsible.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalımızda bir ön değerlendirme seti bulunmaktadır. Böylece danışmanlık sürecine girmemiş şirketlerimiz de kendilerinin vizyon, çevre, sosyal ve yönetişim başlıklarında bir nevi mevcut durum analizini yapabilecekler. Üç temel aşamadan oluşan Responsible sorumluluk programımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Birinci aşamayı oluşturan faz 1'de sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çevresinde firmanın mevcut durum analizi gerçekleştirilecektir. İkinci aşamayı oluşturan faz 2'de sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Hepinizin bildiği gibi İGE AŞ ihracatçılarımızı kefaletli krediyle buluşturmaya yönelik çok başarılı bir programdır ve İGE kefalet portalı çalışmaktadır. Faz 2 neticesinde teknik ve finansal fizibilitesi hazırlanan projeyi Responsible portalından İGE kefalet portalına yönlendireceğiz. Böylece şirketlerimizin projeyi hayata geçirecek finansman talebi portal üzerinden bankacılık sektörüne iletilebilecek, bankalardan rekabetçi ortamda gelen kredi teklifleri de portal üzerinden değerlendirilebilecektir. Evet, Ömer Bolat'ı dinledik. Şimdi Hakan Bey ile devam edeceğiz. Lojistik sektörünün derinlerine ineceğiz. Az önce söylediğim bir rapor yayınlandı. Lojistik pazar görünümü Türkiye 2024. Şimdi Türkiye burada 11. sırada yer aldı. Bu raporu da böyle göz önüne alarak bir değerlendirme yapabilir miyiz? Genel olarak Türkiye lojistik sektöründe şu an nasıl bir konumda? Biraz önce o bireysel kamyoncudan organize lojistik şirketine geçişte Türkiye bir köprü vazifesinde demiştim. Bu raporda da biraz aslında onun altı çiziliyor ve Türkiye'nin yukarılarda sayılabilecek bir derecede çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de belki bize ortaokul yıllarımızdan beri öğreten Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik öneminden kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten baktığınızda dünyada mal hareketi artık doğudan batıya doğru daha ağırlıklı olarak oluşmuş durumda. Bütün büyük markalar ürünlerini doğuda ürettiriyorlar neredeyse ve tüketimse ağırlıklı olarak batıda. Belki her yerde var ama batı hala zenginlik anlamında önemli merkez bir noktada. Bu noktada da biz lojistik olarak aslında mal hareketini yöneten bir durumdayız. O yüzden de doğudan batıya olan bütün mal hareketinin çok merkezi bir noktasındayız biz Türkiye olarak. Aynı zamanda batıya yakın olmamız da çok önemli bir avantaj. Ama Orta Doğu'ya da yakınız. Dolayısıyla bunların hepsiyle birlikte önemli bir noktada olduğu o raporda da altını çiziliyor. Bunu biz açıkçası pandemi döneminde de hissettik. Pandemide bir ürünün bir noktaya hızlı bir şekilde ulaşması gerektiğinde aslında yakındaki üreticilerin ne kadar daha avantajlı olduğu ve lojistik avantajıyla orada fark yaratabildiği noktası tüketicilerin tercihi olması noktasında önemli bir noktada olmuştu ve biz Türkiye olarak orada avantajı çok iyi bir şekilde kullanmıştık.
Aslında o avantajımız zaten bizim geçtiğimiz yıllardan beri sizin söylediğiniz gibi ilkokuldan beri biz aynı cümleleri tekrarlıyoruz ama bunlar elbette gerçek olduğu için biz sürekli bu cümleleri diyoruz. Şimdi yine aynı raporda yakın kıyı kavramına dikkat çekildi Hakan Bey. Burada Türkiye'nin işte jeopolitik konumuna dikkat çekildi ve Türkiye'nin üst sıralarda olmasına sebep gösterildi. İlk olarak bu yakın kıyı kavramının aslında biraz detayına inmenizi rica edeceğim sizden. Türkiye burada nasıl bir rol oynuyor? Bir de şimdi ben yayının başında söyledim. Gayri safi yurt içi hasıladan oldukça büyük bir pay alıyoruz ama bu payın bazı itici güçleri var. Yanılmıyorsam bunlardan bir tanesi de e-ticaret. Şimdi e-ticaret aslında şu anda giderek büyüyor. Zaten önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyeceği öngörülüyor. Lojistik sektör e-ticareti arkasını alıyor mu sizce? Önce yakın kıyı kavramından bahsedeyim. Aslında yakın kıyı kavramı biraz önce söylediğim gibi bizim buradaki tüketici pazarlara yakın olma avantajımızdan kaynaklanıyor. Özellikle hızlı tüketim maddelerinde tedarik zincirindeki herhangi bir kesintide depolamanın veya o pazara yakın olmanın ne kadar önemli olduğunu son 4-5 yılda dünya çok talihsiz örneklerle yaşadı aslında. Burada da birçok etmen var. Yani işte pandemi bitti, Rusya'da bir savaş gündeme geldi. O bitti, Süveyş kanalında bir problem gündeme geldi. Dolayısıyla aslında bütün şirketler bir B planı olarak kesintisiz bir tedarik zinciri hizmeti verebilmenin en önemli etmenlerinden bir tanesinin B planında yakın kıyı veya yakından tedarik edebilme imkanı buna sahip olmanın önemli olduğunu fark ettiler. Türkiye bu anlamda biraz önce söylediğim gibi tüketici pazarları yakın bir noktada. Biz bugün bizim şirketimizde de bunu yaşıyoruz. Bazen Çin'den Avrupa'ya gidecek olan ya da Çin'den Türkiye'ye gelecek olan bir ürünü firmalar deniz yoluyla ucuz getirmektense karayoluyla daha hızlı getirmeyi tercih edebiliyorlar. Maliyet dezavantajı olmasına rağmen hızın daha önemli olduğu bir noktada. Bu noktada ben katılıyorum. Çok önemli bir noktadayız ve bu önemimizi özellikle yapacağımız ve yaptığımız altyapı yatırımlarıyla arttırmamız gerekiyor. E-ticaret tarafına geldiğimizde kabaca dünyada %10 ila 12 arasında gelişmekte olan ülkelerde gayri safi yurt içi hasılanın içerisinde lojistiğin oranı. Bizim ülkemizde de bu oranlar hesaplanıyor. E-ticaretin buradaki önemi ise toplam ticaretin içerisindeki payı %3'lerden 5'lerden 20'lere gelmiş durumda son yayınlanan raporlarda. Ve ondan 20'ye çıkması da 5 yıl aldı. Yani %10'du 5 yıl önce 2019 raporunda. Hatta 4 yıl diyelim 2023 raporunda %20'ye çıktı. Dolayısıyla burada logaritmik bir büyüme söz konusu. Bu da tabii lojistik sektörünü birçok açıdan etkiliyor. Yani bizim e-ticaret deyince belki aklımıza sadece kargo geliyor yani. Evet. Teslim alma anlamında. Ama o ürünlerin tüketiciden depolara ulaştırılması, depolardan, ana depolardan şehirlerdeki haplara ulaştırılması, o haplardan yine mahallelere ulaştırılması da birer lojistik aktivite ve bunların her birinde depolama, leşleme, dağıtım faaliyetleri gerçekleşiyor. Burada da last mile dediğimiz işte kargo sektörünün daha ziyade ilgilendiği ve teslimat tarafı da büyüyor. Açıkçası dünyaya baktığınızda lojistik e-ticaret sektörünün büyümesi için iki tane önemli parametre var. Biri lojistik, biri de finansın çok iyi olması. Ben bu tırnak içerisinde badireden, yani pandemi badiresinden Türkiye'nin lojistik sektörü anlamında bu anlamda e-ticareti büyütebilecek bir şekilde çıktığını düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında bizim pandemide öğrendiğimiz bazı başlıklar oldu. Bunlardan bir tanesi de tek bir opsiyona, tek bir seçeneğe bağlı kalmamak oldu. Şimdi bilmediğim için soruyorum. Hani tracker yalnızca kara hizmeti mi veriyor? Çünkü burada önemli olan artık dediğim gibi pandemide biz gördük ki denizde bizim için çok önemli, havada bizim için çok önemli, karada bizim için çok önemli. Siz burada hani tam olarak hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz ve bunların bütününü sağlamak lojistik sektörüne nasıl bir fark yaratıyor? Evet, biz yakın zamana kadar sadece kara hizmeti veren bir şirkettik. Yaklaşık 6 ay önce OmniLog markasıyla deniz ve hava ürünümüzü de lanse ettik. Bu ürünümüz şu an Dubai'de, Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yani Tracker'ın biraz daha tırnak içerisinde geleneksel pazarlarında diyelim. Çünkü tam ifade ettiğiniz gibi bizim kapıdan kapıya diyebileceğimiz hizmeti verebilmek çok önemli ve müşteriye artık alternatif çözümler üretebilmek çok önemli. Ben bir yıl önce buraya gelip otursaydım Türkiye'den Kazakistan'a çok ciddi bir ürün akışı olduğunu söylerken, şimdi o ürün akışının bir yıl önceki kadar çok olmadığını, Çin'den Türkiye'ye belki akışın başladığını söylüyorum. Dolayısıyla bu dinamizm içerisinde
sizin de müşterilerinize çözüm sunmanız ve o çözümün içerisinde sadece bir ürünle kalmamanız gerekiyor. Biz de bu bilinçle aslında deniz ve hava tarafında da bir yatırıma imza attık. Hatta bununla eşlenik olarak belki e-ticaretle ilgili söyleyebileceğimiz, şu an Dubai'de elektrikli araçlarla acaba eve teslimat tarafında ne gibi çözümler üretilebilir? Bizim gibi platform mantığında çalışan şirketleri e-ticaretin mahalle mikrosundaki dağıtımını nasıl entegre edebiliriz? Bu konularda çalışmalar yapıyoruz ki çözüm üretme noktasında daha fazla uçtan uca çözüm üretebilelim. Aslında Tracker bu noktada çok fazla adım atıyor. Çok da kısa bir vaktim kaldı ama maalesef sizden bağımsız bazı konular da var sektörü doğrudan etkileyen. Bunlardan birisi şu anda gümrüklerde fazla bekleme süreleri, aslında uzun süreler ve bunların giderek artması. Elbette birisi de en çok gündemde yer verdiğimiz vize sorunu. Şimdi siz doğrudan bunlarla temas ediyor musunuz? Çünkü global bir firmasınız aynı zamanda. Bu sorunları belki çözdünüz, belki çözmediniz ama lojistik sektörü olarak genel küçük bir pencere açabilir miyiz buraya da? Açıkçası çok önemli bir konu. Çünkü biz özellikle uluslararası ticaret anlamında arzla talebi yönetme noktasında mücadele ederken her zaman hayatımızın göbeğinde bir ithalat ve ihracat arasında denge var. İşte ithalat arttı azaldı, ihracat arttı azaldı. Bunu yaparken de açıkçası bir de araçlarımızı çok hızlı döndürmek ya da araçları şoförlerin bir şekilde daha hızlı gidip gelmesi en önemli konu. Bizim sonuçta sistemimize kayıtlı olan insanlar bir ay içerisinde ne kadar çok sefer yaparlar, tekerleğini ne kadar çok döndürürlerse o kadar çok para kazanırlar. Bizim işimizi bir üretim tesisindeki makineye benzetmek lazım. Makinenin çalışmadığı her saat, her dakika ziyan aslında. Bu yüzden de bekleme süreleri bizim sektörümüzün en büyük düşmanı. Maalesef bunlarla çok yüzleşiyoruz. Hem vizeye bağlı problemler, hem de gümrüklerdeki bekleme süreleri. Bunu hem üye dernekler, hem bakanlıklar mertebesinde birçok çalışma yapılıyor bu konuyla ilgili. Ama henüz tam çözülebilmiş bir konu değil. Bizim de çok yakinen yarasını hissettiğimiz bir konu. Belki bizim bir aracımız yok. O yüzden biz aracımızı gümrükten geçirme noktasında bir zorluk yaşamıyoruz ama bize üye olan kamyoncuların ne kadar bekleme süreleri uzarsa fiyatı da o kadar kesinlikle çok artıyor. Bir kamyoncu esnafı buradan yurt dışındaki bir ülkeye ayda iki kere sefer yapması yerine 1,5 sefer yaptığı zaman onun fiyatı ona göre otomatikman artıyor. Bu konuda gerçekten çok çaba sarf edildiğinin farkındayım. Bunu açıkçası sadece esnaf değil, kamyoncu esnafı değil, sektörün içerisindeki herkes için yani hepimiz. Bizim bugün Polonya'da şirketimiz var ama ona rağmen işte hep bir oraya giderken vize alacağız, gelirken şu olacak gibi konularla ekipteki arkadaşlar uğraşmak zorunda kalıyorlar. Maalesef bunları yaşamaya devam ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında sektörün en önemli başlığı hız. Ama biz şu anda bu gümrük ve vize sorunu nedeniyle bu hız noktasında sınıfta kalmaya devam ediyoruz. İşin bir yandan artan petrol fiyatları var, bir yandan geri gönderilen navlunlar var derken çok fazla baş etmeniz gereken sorunlar var. Diliyorum ki en kısa zamanda en azından bu vize ve gümrük sorunu çözülsün. Böyle taleplerinize karşılık alabilin sizler de. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Çok tatlı, çok keyifli bir sohbet oldu ama yayından öncesinde de söylemiştim. Aslında sektörün çok fazla derinine inmemiz gerekiyor. Ama bunun için bizim sizinle birkaç program daha buluşmamız gerekiyor. Sonraki yayınlarda dilerim tekrar görüşelim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, Sanayi ve Ticaret programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sundu.